Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Deniz Kerim ve bugün sizlerle beraber piyasada en iyi alabileceğiniz fiyat performans sistemlerini inceleyeceğiz. Bunu gülerek söylüyorum ama artık piyasa kaldıysa inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi çok fazla yorum var piyasa ile ilgili. Piyasa daha da kötüye gidecek diyenler var. Hayır, piyasa iyileşecek. Yaza doğru artık stoklar gelecek diyen arkadaşlar var. Bana sorarsanız stokların geleceğini çok fazla sanmıyorum. Yani bu en azından stoklar gelse bile bu fiyatların ileriki zamanlardaki fiyatlara nazaran daha düşük olacağını düşünüyorum. Yani ileriki zamanda fiyatlar daha da artacak diyorum. Yalnız ben bunu dedim diye de ileriki zamanlara böyle yatırım yapmayın arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Ben sadece kendi yorumumu yapıyorum. Sizden, bizden farkım yok benim. Biliyorsunuz zaten sponsorumuz da yok. Sponsorumuz olsa en azından bir olayları az çok bilirdik ama ben izleyici tarafından bakıyorum. Böyle bir satış varsa, yani stoklar eriyebilecek kadar bir satış varsa insanlar yani bu fiyata bu ekran kartlarını bu kasaları alıyorlarsa satıcı bu fiyatları düşürmez arkadaşlar. Arz talep biliyorsunuz herkes bilir yani en ufağımız bile bunu işi bilir. Eğer bu fiyata bu satışlar yapılıyorsa satıcı bu fiyatları düşürmez arkadaşlar. Yani stoklar gelse bile siz bu fiyatlardan daha düşük bir fiyata alacağınızı sanmıyorum. Benim yorumum bu. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsanız aşağıda yorumlar kısmına yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 5K almamıza çok az kaldı. Sizin desteklerinizi bekliyorum. Şimdi 3000 TL'lik segmentle başlayıp yani APU bir sistemle başlayıp 3060'lı 16.000 TL'lik sistemimize kadar yol alacağız arkadaşlar. Bu arada bazı sistemler yani bazı segmentleri anlatmayacağım. Çünkü kasa yok. Yani mesela örnek veriyorum 5000 5500 TL'lik segment için bir bilgisayar yok arkadaşlar. Şu anki piyasada ve stokların olmaması durumunda bulamıyoruz. Bulduğumuz kasalarda çok iğrenç kasalar oluyor. Yani 4000 TL, 4500 TL aldığım bilgisayarla hiçbir farkı yok neredeyse. Onun için arkadaşlar 5500 TL'lik segment o bu sormayın. Zaten bu videoda tüm segmentler alınabilecek bilgisayarları buldum. Onları anlatıyorum. Bunun dışındaki bilgisayarlar bence fiyat performans değil. Başlayalım. İlk önce düşük segmentimizde başlıyorum. Arkadaşlar benim APU sistemlere bir ön yargım var. APU sistemlerin alınmamasını taraftarıyım. Ama tabii ki herkesin bütçesi kendine. Herkesin kendine göre sıkıntıları var. Herkesin kendine göre bir bütçeleri var. Onun için APU sistem öneriyoruz. Ama videonun ileriki zamanlarında yani bunun bir üst leveli olan segmenti anlattığım zaman beni anlayacaksınız. Videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. 3000 TL'lik segment alacaksanız da izleyin. 15000 TL'lik segment alacaksanız da izleyin. Çünkü aralarda çeşitli bilgiler veriyorum. Bunlar önemli olabiliyor. Hemen başlayalım. APU sistemimiz için Game Garage'a geliyoruz arkadaşlar. Game Garage'da Pollux APU Pro sistemimiz var. Biliyorsunuz çok fazla öneriyorum. Canlı yayınlarda da çok fazla öneriyorum bu sistemi. APU sistemler arasında bence alınabilecek hala yerini koruyor arkadaşlar. APU sistem için 3000 TL'lik bantta en iyi sistem bu. Bu sistem için özelleştireceğiniz tek yer SSD kısmı olacak arkadaşlar. SSD'mizi NATEK SSD'den Kingston A400 SSD'ye seçiyoruz. Neden böyle bir özelleştirme yapıyoruz? NATEK SSD'sinin kronik sıkıntıların olduğunu söylüyoruz. Alan arkadaşlardan çok fazla şikayet geldiği için biz de artık NATEK SSD'sini kullanmama taraftarına geçtik. Yani forumlarda görüyoruz, forumları araştırıyoruz, bakıyoruz ki kronik sıkıntısı var. Problem yaratıyor. Ha bu arkadaşlar aldı diye bir problem mi oldu? Hayır, onlar gittiler. SSD'yi iade ettiler. Yani o konuda da rahat olabilirsiniz. Onun için bununla uğraşmamak için güzelce Kingston A400 SSD'ye özelleştiriyoruz. Geri segmentleri değiştirmemize gerek yok. Piyasa için ideal, güzel bir sistem haline geliyor. 3215 TL yanlış olmasın arkadaşlar.
dediğim gibi özelleştirmenizi kesinlikle yapıyorsunuz. Grafik kartta işlemcimiz var. 4350 3.8 GHz frekansına sahip bir işlemciye sahibiz. APU sistemlerde önemli olan parça işlemcidir ve işlemcinin grafik kartıdır. Onun için piyasa için Ryzen 3 Pro 4350G grafik kartlı işlemci 3000 TL'lik segment için bence çok ideal. BIOS'ların A520MH modelli 4000 MHz frekans hızına kadar destekleyen çok güzel bir anakartımız var. Continental Ballistic 8 GB'lık 3000 frekans hızına sahip CL15, burada öyle yazıyor muhtemel olarak, normalde CL16 diye biliyorum. Yanlış da biliyor olabilirim. Bu benim sadece kulak duyumum. Bu da 3000 TL'lik APU sistem için ideal arkadaşlar. Geçelim BIOS segmentimize. Bu arada 3AD bilgisayardayız arkadaşlar. 3500 TL'lik segmentte 3AD bilgisayardayız. Gene Game Garage'dayız. Bence 3000 TL'lik bütçeye sahip olan kişi en azından bir 500 TL daha versin, ileriye yatırım yapsın dediğim sistem bu arkadaşlar. Yani siz diyorsunuz ya, piyasa ileriki zamanlarda iyileşebilir. Ekran kartlarını belki o zamanlar alabilirim. Yani ekran kartını bırakayım. Ekran kartı şimdi pahalı ya. Ekran kartını bırakayım. İleriki zamanda ekran kartı alırım diye düşünen arkadaşlar var. Bana da mesaj atıyorlar. Abi ben ekran kartını ileriki zamanda ikinci el bir ekran kartı alırım diye. Param birik veya param yok şu anda. Bu kadar param yok. Ekran kartını ileriki zamanda alırım diyen arkadaşlar, önerdiğim sistem bu. Bolux 3AD arkadaşlar. Bolux 3AD'yi önermemin nedeni ilk öncesi işlemcisi. Ryzen 5 1612 nanometreyi hepimiz biliyoruz artık. Söylememe gerek yok. Yeni gelen, ilk defa böyle bir videoyu izleyen, ilk defa bilgisayar alacak arkadaş için Ryzen 5 1612 nanometre Ryzen mimarisinde gerçekten fiyat performans için, yani parası olmayan, bütçesi yetmeyen arkadaşlar için böyle bir işlemci çıkarttı ve bu işlemci gerçekten yeri geldiği zaman 2060 ekran kartına kadar destekliyor. Yani 2060 ekran kartını bile doyurabiliyor. Biz de ileriki zamanlarda bu kasaya, bence bu kasaya yakışacak bir ekran kartı arıyorsanız 1660 süperdir. Tabii ki şu anda bayağı pahalı şekle geldi tek alındığı kısımda. Hazır sistemler içerisinde ucuz olabiliyor ama tek satın alındığı zaman gerçekten çok pahalı oluyor. İşlemcimiz dediğim gibi çok güzel. Anakartımızı bu sistem içerisinde özelleştirebileceğiniz iki tane, özelleştirmenizi istediğim iki tane parça var. Biri anakart. Anakartınız isterseniz bu anakartta kalabilir. Ama bana sorarsanız gelin buradan BIOS'ların B450MH modelli 3200 MHz frekans hızına kadar destekleyen anakartını seçelim. Çünkü biz burada ileriye dönük bir kasa oluşturmaya çalışıyoruz. Ekran kartımız bizim ideal. Yani bizi bir zamana kadar idare edecek bir ekran kartı. 550 çok yüksek, 2 GB'lık bir ekran kartı. Bu sadece idarelik bir ekran kartı. Ya bu ekran kartı burada dursun. Ben bununla az biraz böyle az çok idare etmeye çalışayım. Paramı biriktireyim. Ondan sonra 1660 süper ekran kartımı alırım diyen arkadaşlar için bu sistem. Ve dediğim gibi öbür sistemde de anlat. Depolama kısmımızın NTEK SSD'sinden arkadaşlar. Kingston A400 SSD'ye 480'e çevirdim ben burada ama siz 240 GB'a da çevirebilirsiniz. Bu sizin bütçenize kalmış artık. Dediğim gibi 550 ekran kartı bizim için bir yere kadar yetecek. Paramızı biriktireceğiz ve 1660 süper ekran kartımızı alacağız. Bu da bu sistemde parası olmayan, şu an anlık olarak parası olmayan ama ileriki zamanda para biriktirebilecek arkadaşlar için önerebileceğim bir sistem. En azından APU sistem almaktan iyidir arkadaşlar. Bu da toplam olarak 3691 TL oluyor. Gelelim 4500 TL'lik segmentimize. Bu kasayı çok fazla anlattık artık. Artık siz de bıktınız, ben de bıktım ama ne yapayım? Piyasada 4500 TL'lik segmentte iyi bir sistem yok. Bundan daha iyisi yok. Daha fiyat performansı yok. Onun için buradayım her zaman zaten. Zaten bunun fiyatını hep bir arttırdılar. Sonra alınmadığını gördükten sonra düşürdüler falan. Bir şeyler oldu. Çok fazla bütün her şeyini gördük bu sistemin zaten arkadaşlar. Bir ara 1650 süperdi. Bu fiyatlara 1650 süper alıyorduk. İnanabiliyor musunuz? Neyse. İşte onun için bir bu var. Pollux 3T10
ve 3 AN bilgisayar var arkadaşlar. İki segment var. Biri AMD, biri Intel kasa. İkisinin de özelliklerini ve neye göre tercih etmeniz gerektiğini anlatacağım şimdi sizlere. 4500 TL'lik segmentte. Intel E3 10100F gerçekten fiyat için, performans için alınabilecek en iyi işlemci. 4500 TL'lik segmentte. Bir işlemci sorsanız bana direkt bu işlemciyi söylerim size. Anakart için H410M olması beni biraz üzüyor. Alan arkadaşlar alabilir, anakartla ilgili herhangi bir problem yok. Ama şunu söylemem gerekiyor. Intel yeni yaptığı açıklamada 11. nesil işlemcileri bu anakartın desteklemeyeceğini söyledi. H410 serisi anakartlar artık 11. nesil işlemci takamayacaksınız. Yani ileriki zamanda işlemcinizi upgrade ettirmek istediğiniz zaman işlemcinizi upgrade edemeyeceksiniz arkadaşlar. Yani nasıl upgrade edersiniz? 10. nesil bir işlemci ile upgrade edersiniz. Yani 11. nesile upgrade edemeyeceksiniz. Bunu söylemem gerekiyor. Kesinlikle bunu bilmeniz gerekiyor. Ha derseniz ki ben bu kasayı alacağım, ömürlük kullanacağım zaten. Çok fazla da upgrade etmem veya illa kasa değiştireceksem, illa bir şey değiştireceksem direkt kasayı satarım, yeni bir kasa alırım diye söylüyorsanız amenna alabilirsiniz. Şu anda fiyat performans için bence en ideali, oyun için, oyun sistemi için en ideali bu. Sadece depolama kısmınızı NTEK SSD'sinden Kingston A400 SSD'ye çevirmeniz gerekiyor. Bunu niye tekrar söylüyorum? Bunu yapmıyorsunuz arkadaşlar. Sonra diyorsunuz ki abi NTEK SSD'si aldım veya Adata'nın SU630 SSD'sini aldım. Kronik sıkıntı yarattı. Bir problem var. Bilgisayar açılmıyor. Siyah ekran, mavi ekran. Of. Yani DM kutularım hep bununla dolu. Ya yani Discord'da gelen arkadaşlar bunu şikayet eden arkadaşlar bu şekilde şikayet ediyor. Arkadaşlar bunu 50 kere söylüyorum. Bunu artık anlayın. Sizleri seviyorum. Yani kötü bir şey önermek de istemiyorum. Gerçekten bunları önerirken kendi gönül rızamla öneriyorum. Yani eğer ben bir sistem alacaksam bu sistemi alır mıyım diye bakarak o şekilde öneriyorum. Onun için Kingston SSD'ye çeviriyoruz. Anakartımıza bir şey yapamıyoruz. Intel mi yoksa Ryzen mi diye sorarsan bana oyun için Intel daha iyi kanka. Ama upgrade için dediğim gibi zaten anlattım, mesela H410 serisi anakartlarına 11. nesil işlemci takamayacaksınız. Yani bu kasayı alırsan 11. nesil işlemci takamayacaksın. Upgrade'e elverişli olmuyor. Ama bunu Ryzen tabanlı bilgisayarlar izin veriyor. Yani yeni gelecek işlemcileri, 11. nesil işlemcileri Ryzen tabanlı bir kasada takabileceksiniz. Intel tabanlı bir kasada takamıyorsunuz. Intel de böyle şeyler yapıyor. Ekran kartımız 4500 TL'lik segmentte 1650. 1650 süper kullanmak isterdim. Twin fan yani çift fanlı ekran kartı 4 GB'lık Inno 3D'nin kaliteli ekran kartı gönül rahatlığıyla alabilirsiniz arkadaşlar. 650 artı 80 plastik Game Garage'ın bir PSU'su var ve kasası da zaten Dark Flash, kasa Pollux, kasa yani kasanın ismi zaten Pollux. Gayet güzel hava sirkülasyonu için ideal. Yani fiyat performans için en azından 4500 TL segment için bence güzel. 4600 TL arkadaşlar tam fiyatı bu şekilde. SSD'nizi değiştiriyorsunuz. 3AN bilgisayarla farkı ne? Tek farkı AMD bir sistem olması. Peki bu kasa içerisinde ne gibi özelleştirmeler yapabilirsiniz diye sorarsanız, ben anakartımı BIOS'ların B450MH modelli anakartını çevirirdim. Ve SSD kısmımızı da tabii ki her zamanki gibi Kingston A400 SSD'sine çeviriyoruz. Bu da segmentimizi 4775 TL'ye denk getiriyor arkadaşlar. Evet, piyasa içerisinde gerçekten en fiyat performans sistem bu. Ne yapayım? Gerçekten. Hani ya ben de istiyorum 1650 süperler havada uçuşsun. Ya 2600X'ler işlemciler kullanalım. MSI'lar kullanalım. Uf patlatalım yani. 8-8-16 RAM'ler olsun. Ama arkadaşlar gerçekten ben de çok üzülüyorum. Mesela 5000 TL'lik segment için soruyorsanız ama bunu 8-8-16 RAM'e çevirirsiniz. O da 5153 TL'lik segmente girer. Dediğim gibi iki kasa arasındaki fark birinin Intel olması, birinin Ryzen tabanlı kasa olması arkadaşlar. Ha oyun
için FPS için soruyorsanız Intel tabanlı kasa daha fazla FPS verir. Ama ileriye dönüklüğünü soruyorsanız Ryzen tabanlı kasayı tercih etmeniz daha mantıklı olur. 6500 TL'lik segment için Gaming Gen TR'deyiz arkadaşlar. Cyber 1650 Super'li bir kasa içerisindeyiz. 1650 Super, Cyber 1650 Super kasanın ismi arkadaşlar. Arkadaşlar link koymuyorum. Link sormayın. Sponsorlu bir ürün olmadığı için aşağıya link koymuyorum. Bunlar hiçbir şey sponsorlu değil. Sadece isimlerini Google'a yazdığın zaman zaten önünüze çıkacaktır. Yani bedavaya reklam yapıyoruz. Bu da bizim tarzımız. Ne diyeyim yani. Seviyorum sizi. Gene işlemcimiz burada bizi karşılayan Ryzen 5 1612 nanometre. Evet, çok fazla kasada kullanılıyor. Çünkü fiyat performans. A serisi bir anakart kullanmak zorundayız ama en iyisi M.2 SSD desteğinin olması. A serisi anakartları çok fazla kullanmamızı istemiyorum ama Asus Prime'ın anakartı gayet kaliteli arkadaşlar. Güvenebilirsiniz. Asus TUF 1650 Super 4 GB GDDR6 yeni nesil bir ekran kartımız karşımıza geliyor burada ve piyasa için gerçekten 1650 Super yok. Neredeyse hiç yok. Onun için 1650 Super kullanılması da güzel olmuş. Burada XPG'nin 8 GB 3000 MHz frekansına sahip bizim artık milli RAM'imiz diyebiliriz. Çünkü tüm kasalarda XPG kullanılıyor neredeyse. SanDisk'in 500 GB'lık M.2 SSD'si var. Bu SSD için çok kaliteli diyemem. Ortalama bir SSD haberiniz olsun. Benden çıksın. Alacak olan sizsiniz. Corsair kasamız var. Gönül isterdi Corsair Spec Delta kullanalım ama burada da Corsair'in kasası olması gerçekten güzel olsun. Önü kapalı kasa olsun. En azından fiyat performans ne yapalım? 550 artı 80. Buna neden ben 6500 TL'lik segment dedim? Çünkü artık RAM'imizi 8-8-16 yapalım. 300 lira daha fazla verip de bunu 6500 TL'lik segmentin içerisine sokmuş oluyoruz arkadaşlar. Yani piyasa için RAM'inizi kesinlikle 8-8-16 yapın. En azından şimdi paranız yoksa en az bir ay boyunca ufak ufak para biriktirin. Bunu aldıktan sonra RAM'inizi 16 yapın arkadaşlar. Çünkü artık yeni gelecek oyunlar için oynamanız gereken RAM 16. 8000 TL'lik bantta hiçbir yere gitmeyin arkadaşlar. Piyasaya çok fazla baktım ve piyasa içerisinde 8000 TL'lik bantta çok fazla kasa var. Ve inanılmaz bir şekilde çok kötü kasalar toplanmış. Donanım Arşiv bizi burada kurtarıyor. Sağ olsun. Teşekkür ediyoruz Donanım Arşiv'e. Tabii ki ben de 1 milyon. Şimdi böyle bir eleştiri hocam. Kendimi egoluk basacağım şimdi. Donanım Arşiv'i böyle bir şey yapacağım. Ben de 1 milyon aboneye sahip olsam ben de böyle bilgisayarlar çıkartırım ya. Donanım Arşiv çıkarmayacak da ben mi çıkaracağım? Ryzen 5 3600 işlemciye kesinlikle çevirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Donanım Arşiv'in bilgisayarındayız. FlixServer bilgisayardayız. Telaffuzunu yanlış yapmış olabilirim. Dalga geçmeyin. Aşağıya geliyorum. Dediğim gibi şimdi biz size hava soğutmasıyla geldiği için gönül rahatlığıyla Ryzen 5 3600 tercih edebiliyoruz. Bu da gerçekten bu kasayı tercih etme nedenlerimizden bir tanesi oluyor. Yani fiyat performans zaten bir de üstüne hava soğutmalı bir kasa gelmesi gerçekten güzel. Anakartımız Asus Prime B450 MAII. Bu anakart en fiyat performans yani Gigabyte B450 MS2H var ya benim kullandığımda yani genel olarak herkeste de neredeyse o anakart var ya bu anakartta bizim milli anakartlarımızdan bir tanesi gerçekten Asus Prime'ın B450 MA yani 5 kasadan 3'ünde bu anakart vardır diyebilirim. Gerçekten fiyat performans olduğu için bu kadar çok satılıyor. Bu kasada bu kullanılması gerçekten güzel olmuş. PNY'nin 8816 olmak üzere 3200 MHz frekansına sahip CL16 RAM'lerin kullanması da gerçekten güzel arkadaşlar. PNY'ye gerçekten güvenebilirsiniz. Gidip de buradan HyperX'in falan değiştirmenize gerek yok arkadaşlar. Veya XPG falan filan değiştirmenize hiç gerek yok. Gerçekten güzel RAM'leri var. Kaliteli bir marka. Rahat olabilirsiniz. Ben genel olarak yani şundan söylüyorum. Bana gelip soruyorsunuz hep bu RAM'i değiştireyim, değiştirmeyeyim falan diye soruyorsunuz. Değiştirmeyin arkadaşlar. Kalabilir. Güzel RAM. Rahat olun.
Ekran kartımız burada 1660 Super ve ROG Strix olması gerçekten çok çok güzel. 1660 Super zaten piyasada hiç yok neredeyse. GDDR6 yeni nesil çok çok güzel bir ekran kartımız var. ROG serisleri de zaten ömürlük oluyor gerçekten. Ömürlük bir kasa için ROG serisi ekran kartı kullanılmasını tavsiye ederim. Yani sen bu kasayı alırsın, yani bayağı kullanırsın kanka. Hani temizle kasanı da, yani temizlemeden bile kullanırsın sen bu kasayı. Çünkü ROG serisi ekran kartları gerçekten ömrü çok çok üst oluyor arkadaşlar. SSD kısmımız Team CX1 SSD'si var. Ben bunu Epic Panther'e çevirebilirim. Veya Adata'nın M.2 SSD'sini tercih edebilirim arkadaşlar. Bu size kalmış, bütçenize kalmış. Team CX1 de kalabilir ama yani ortalama bir SSD arkadaşlar. Çok öyle üst bir SSD değil. Haberiniz olsun. Kasamız Game Power'ın kasasında kalabilir. Ama ve lakin PSU modelimizi 600+80 DSP PSU'ya çevirmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. 500+80 bize yetmeyebilir arkadaşlar. Onun için ha yeter mi yeter. Ama ucu ucuna yetmesin. Rahatlıkla çalışsın bilgisayar. Paranız varsa da Corsair'a bile çevirebilirsiniz. Ama FSP de gayet fiyat performans arkadaşlar. Rahat olabilirsiniz. 600+80 Plus'lı bronz sertifikalı bir PSU olması gerçekten güzel. Bu da 8.355 TL'lik segmentimiz için gayet güzel oluyor. 8.000 TL'lik segmentte hiçbir yere gitmeyin. 7.500 TL'lik segment yok arkadaşlar. 7.000 TL'lik segment yok arkadaşlar. 8.300 TL'lik segment var. Maalesef. Gerçekten 7.000 TL'lik segmentlere bir bakıyorum. İğrenç abi, iğrenç. Gerçekten iğrenç. Gelin abi adam gibi 1.000 TL daha vardır bir şekilde bulun. 8.300 TL baba gibi sistem alın. Gidip de boş boş sistem para verme. Arkadaşlar 3060'lı sistem, 3060'lı sistem, 3060'lı sistem diye bağırıyorsunuz bana. 3060'lı sistem şu anda piyasa için 16.000 TL'lik bantta monitör dahil olmak üzere yani 13.000 TL diyebiliriz. 13.000 diyebiliriz. 13.000, 14.000 diyebiliriz. 3060'lı sistemler için zaten piyasada mecburen 13.000 14.000'e çıkmak zorunda kalıyorsunuz. Ki bu kasada bence gayet iyi. Hatta en iyisi şu an 3060'lı sistemler içerisinde. Synergy'de Tiger sistem arkadaşlar. Synergy Tiger yazdığınız zaman girebilirsiniz. Zaten Synergy'ye girdiğiniz zaman 16.200 TL'lik segment veya 3060'lı sistemler, hazır sistemler arasında zaten çok fazla sistem kalmadı stokların olmamasının nedeniyle oradan bulabilirsiniz. 16.000 TL'lik segmentte bu sistem içerisinde özelleştirmeniz gereken yerleri anlatacağım şimdi size. İşlemcinizi özelleştirmenize gerek yok. Ryzen 5 3600 gayet yeterli bir işlemci. Gayet iyi ve performans için, fiyat performans için en azından 14.000 TL'lik banttaki 3060 ekran kartımızı doyurabilmesi için yeterli bir işlemci. Ha isterseniz rahat, ha, ucu ucuna yetiyor. Söyleyeyim. İşlemciniz ucu ucuna 3060 ekran kartını beslemesinde ucu ucuna yetiyor. Ha gelin 3600X'e çevirebilirsiniz. Ryzen 5 5600X'de bile çevirebilirsiniz. Bu sizin bütçenize kalmış bir şey. Ama işlemciniz 3600'de kalabilir. Asus Prime'ın B550 MA Pro 4600 MHz frekansına kadar sahip Wi-Fi destekli bir anakartı var. Yani bu anakartı aldığınız zaman gidip de Wi-Fi adaptörü almak zorunda kalmayacaksınız. Ki bence de bu bayağı bir iyi. Ki zaten olsun 16.000 TL'lik kasada. Yani çok güzel, çok kaliteli bir anakart. İleriye dönük, zaten dönük olmasın. Nasıl yani? B serisi ve B500 serisi çok çok beğeniyorum. Asus Prime'ın bence kullanılabilecek en iyi anakart kullanılmış. RAM modeli olarak DL8816 RAM modellerimiz var arkadaşlar. İstersek bunu Kingston'un HyperX CL16 3200 MHz frekansına kadar sahip bir RAM'lerine çevirebiliriz. Ha derseniz ki ben 3600 kullanmak istiyorum, DL kullanmak istiyorum, kullanabilirsiniz. Ama CL18 olması beni bu RAM'lere çok fazla itmiyor arkadaşlar. Onun için ben 3200 CL16 RAM kullanma taraftarıyım. Kingston olsun, bizim olsun. Öyle söyleyeyim size. Ekran kartımız 3600 ROG Strix. Yani bunu artık eleştirmeme gerek yok herhalde. Yani bu bir uzay mekiği. Yani bu bir alev makinası. Bu bir ejderha.
Zaten tek başına 11.000 TL ediyormuş. Bu ekran kartı gerçekten yani benim hayallerimi süsleyen ekran kartı diyebilirim. Denecek hiçbir şey yok. Buna sadece bakarsın böyle. Sabaha kadar şu fotoğrafları geçip geçip bakabilirim, öyle söyleyeyim size. Gerçekten çok güzel bir ekran kartı. 3 fanlı. Yani 3 fanlı. Yani neyini anlatayım ben size? Gerçekten her şey maksimum. SSD kısmımızı ben SanDisk SSD'lerine çok SSD zaten hard disklerine de çok fazla güvenmiyorum. Burada hard disk bedava gelmiş. O bedavaysa alın arkadaşlar. SSD'lerine çok fazla güvenmiyorum. SanDisk SSD'lerin hep problem yarattılar. Bana da yani ya da hepinizin bir geçmişi vardır. Mesela fotoğraflarım vardı, yok oldu artık. Bir gün yok oluyor böyle. Onun için GB'ın 512 GB'lik M.2 SSD'sine çevirmeniz veya Kingston'un 500 GB'lik A2000 SSD'sine çevirmeniz mantıklı olur. Gelmişsin zaten 16.000 TL'lik banda çevirmeleri yap. Hasan çok güzel. 1 TB hard disk bedava olması bedava mal balan tatlıdır. Hasan çok kaliteli. PSU'nun da çok kaliteli. 550 watt artı 80 plus bro sertifikalı bir PSU'yu tercih edebilirsin. Çok çok güzel. Yani dersen ki ben 650 artı 80 istiyorum. Kaliteli bir PSU, daha da kaliteli bir PSU olsun istiyorsan Corsair'ın PSU'sunu tercih edebilirsin. Burada monitörümüz var. 144 Hz 1 milisaniye QLED 24 inç Asus monitörlerini beğeniyorum arkadaşlar. Kaliteli oluyor. QLED bir yani kavisli VA panel, orta tip panel, orta tip renk doygunluğuna sahip bir panel. Bence ideal. 2000 TL zaten piyasa için zaten 2000 TL. Zaten 16.000 TL'lik banda bir bilgisayar alan bir kişi bunu çok fazla göz ardı edeceğini sanmıyorum. Buradan değiştirebileceğiniz 27 inçlik monitörleri çok tercih ettirmiyorum. Çünkü oyuncu sistemlerinde hiçbir 27 inç monitör tercih edilmez. Onun için bu monitörü alabileceğiniz bu monitör yani seçili olan monitör. 16.000 TL'lik hatta 17.000 TL'ye kadar çıkmışız. 17.000 TL'lik banttaki sistemimiz de bu şekildeydi arkadaşlar. Sizlere şu anda piyasada alabileceğiniz sistemleri anlattım. Sizleri seviyorum. Aşağıdan abone olmayı unutmayın. Canlı yayınlara gelebilirsiniz veya katıl butonundan bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Discord adresimiz aşağıda açıklama kısmında var. Discord adresimize gelebilir. 7/24 arkadaşlarla sohbet edebilir. Toplamak istediğiniz sistemleri onlara sorabilirsiniz. Onlar da benimle birlikte topluyorlar. Zaten bu sistemleri beraber değerlendiriyoruz. Sizleri çok çok seviyorum. Biliyorum birkaç gün biraz boşladım kanalı. Buraya kadar izlediysen zaten sen benim adamımsındır. Seviyorum seni. Buraya kadar izlediysen aşağıdan belirt de kendini ben seni bileyim. Canım benim. Gerçekten sağ ol. Teşekkür ederim. Bak buraya kadar izlediysen. Buraya kadar kimsenin izleyeceğini hiç sanmıyorum yani. Hiç. Yani ortalama görüntülenmelerim 3 dakika falan. Yani maksimum izleyen kişi 8 dakika, 7 dakika falan izler. Yani videolar 15 dakika, 20 dakikayı falan uzun buluyor bu videolar. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Sadece seni seviyorum. Kendine iyi bak. Canlı yayınlarda görüşmek üzere kanka. Geliyorsundur canlı yayınlara. Canımsın lan. Valla bak seni seviyorum sadece. Başka kimseyi sevmiyorum. Aşağıya aç yaz lan. Seni ısıracağım. Kendine iyi bak. Görüşürüz.